Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki küre testlerinden test ikinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sona doğru geliyoruz ve sayfa numarası 266 ve 267'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda küre biçimindeki portakalın hacmi verilmiş 4 3 pi re küp kaç verilmiş 36 pi verilmiş. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunlar 4 ile 9 sadeleşti. 4 ile 36 9 kaldı. R küp 27 yapar ve R'yi de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Yüzey alanı. 4 pi R karedir. O da 36 pi yapar. Evet. Birinci soru 36 pi yani balık kesir oldu. Geldik 2'ye. Yukarıda alanı 100 pi santimetre kare olan küreden bahsediyor. Hemen 4 pi R karesi eşittir. 100 pi ise pi'ler gitti. 4 R kare 100'den. R kare 25'ten. R'yi 5 olarak buluruz. Evet kürenin yarı çapını 5 bulduk. Devam edelim. A, B, B, C, 6 kare prizma şeklindeki masa üstü üstünde verilmiştir. Masa üstünün hacmi 72. O zaman taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik bak şurası olsun kalınlığı olsun yani. Eşittir 72 ise 36. 72 bölü 36'dan haşı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Evet. 72 cm küp olup kürenin yere uzaklığı en çok 31 cm. Kürenin yere olan uzaklığı en çok nedir arkadaşlar? İşte şu, şurası mı, şurası mı, şurası mı? En bombeli olduğu yerden şurası mı? Tabii ki burası en bombeli olduğu yerden başlayacağız. Arkadaş bu yarıçap zaten 5. Masa yüzeyine kadar olan uzaklığı yine 5. Masa kalınlığı buradan itibaren şuraya kadar zaten 2 var. Sonra bir de zemin olan uzaklığı var. Bu da şu masanın alt yüzeyinin zemin olan uzaklığıdır. O da bacak uzaklığı değil midir? Yani bizden bacak uzunluğu isteniyor. Yani o da x artı 12 yapıyor. x artı 12'ye bize 31 vermiş. O zaman x de buradan kaç çıkıyor? 19 çıkıyor. Evet cevap C an oldu. ikinci soruda. 3'e geldik. Çekilde dik koordinat sisteminde verilen o merkezi çeyrek daire y ekseni etrafında 360 derece döndürülüyor. Y'ye göre simetriğini alıyorum. Hop şöyle bir şey yapıyor böyle. Simetriğini alınca. Hocam ne olacak? Şöyle bir dönüş olacak. Bu nokta buraya gelmedi mi? Geldi. Hocam ne çıktı? Bir yarım küre çıktı. Oluşan cismin hacmi yarı çapı kaç? 3 olan bir yarım küre. 4 bölü 3 pi r küpün yarısı olacak. Hocam 3'lerden birer tanesi gitti. 3'ün karesi kaldı. Şu 2'ler de sadeleşti. 9 çarpı 2'den 18 pi yapar. Cevap. Evet. Akçay oldu. 3. soru. Geldik 4. soruya. Çemberler birbirine değdiği zaman hemen bak küre küreye çember muamelesi yapın diye hep söylüyorum. Merkezleri birleştir tam değme noktasından geçer. Merkez varsa teğet varsa çektik çektik. Evet kürenin yarı çapı. M merkezli kürenin yarı çapı 4 verilmiş. Hocam şurası 4 4 şunu yazıyorum. Niye yazmadı? Heh, şurası 4. Bunu bilmiyorum. R, R. Burası da 4. E burası 90, burası 90. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Al sana dik üçgen. Hocam R R. 4 eksi R burası. E burası da 4. Pisagor. 4 artı R'nin karesi eşittir. 4 eksi R'nin karesi artı 4'ün karesi işlem işlem işlem. Valla 4 var. Büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgendir. R yerine 1 yazarsak 3, 4, 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. O zaman R 1 çıktı. Hissettik yani. Ne merkezli kürenin Yarı çapını 1 bulduk. Yüzey alanı isteniliyor. 4 tane pi r karedir. Yani 4 pi'ye eşittir. Cevap akçay çıktı. 4. soruda. Geldik 5'e. Yukarıda AB çaplı içi boş dik silindir içerisine yerleştirilen maksimum hacimli küre. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. R burası. R burası. Silindirin yüksekliği de 6 verilmiş. Hocam merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Çok güzel. Burası da R. Burası da R. Yani şurası 6 ise R'yi kaç buluruz? 3 buluruz. Şimdi Silindir yüksekliği 6 santimetre olduğuna göre buz tamamen eriyince. Evet bu buzmuş arkadaşım. Şu buzmuş. Bu buz eriyince diyor e, suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Yani küre bu eriyince buz şöyle bir su olacak değil mi? Yani şuradaki hacimle kürenin hacmi birbirine eşit olacak. 4 bölü 3 pi r küp r'yi 3 bulduk. R küp eşittir. Silindir. Yarı çapı 3 bulduk ya. Pi r kare çarpı şuraya kadar kısmada h diyelim. H su yüksekliği isteniyor zaten bizden. Şu üçlerden birer tanesi gitsin. 3'ün karesi kalsın. 3'ün karesi gitti. P'ler de gitti. H'ı buradan kaç bulduk? 4 bulduk. O zaman yükseklik 4 olur. 5. soru C han olur. 6'ya geldik. Yarı 5 cm olan küre merkezinden. Evet. Hemen şöyle bir şekli çizelim. Yarı 5 cm olan bir küre şöyle merkezinden 3 cm uzakta kesit aldığımız zaman o kesit de bir daire yapar. Merkezinden 3 cm. Evet kesitin merkezi çapı buysa merkez kiriş çektik yapmış olduk aslında burası 90 derece ve buradaki mesafe 3 verilmiş. Yarı çap 5 miydi kürenin en güzel çizim yarı çaptı 5. 3 4 5 üçgeninden burayı 4 buluruz. Kürenin yarı çapı ne çıktı? Buradaki dairenin yarı çapı 4 çıktı. İşte kesit dairesinin taban kabul eden maksimum hacimli koni içine yerleştiriliyor. Maksimum. Hocam ya yukarı doğru bir koni yaparız ya da aşağı doğru bir koni yaparız. Aşağı doğru yaparsan maksimum hacimli olur. İşte bu konide hop şu yarıçap aynı zamanda kaç yapıyor? Koninin yüksekliği yapmış oluyor yarıçap 5 ya toplamda 8 yapıyor. Evet koninin yarıçapı 4 pi r kare çarpı h bölü 3 bize hacmi verir ama bizden ne isteniyor koninin yanal alanı isteniyor. Tamam 4 8 ise burası 4 kök 5 yapar yanal alanı da pirildi pi r l yani cevap 16 kök 5 pi yapar. Evet kaç pi'dir diye soruluyor cevap deniz çıktı altını soruda. Geldik geriye. Şekil 1'de verilen o merkezi küre yont olarak yarım küre ve kare dik piramit elde ediliyor. Şimdi buna göre oluşan en büyük piramitin hacminin kürenin hacmini oranı nedir diye soruluyor. Ben bu küreyi yontup şuradan böyle kesip de tepe noktasını buradan alabilirim. Daha içeriden alabilirim ama en büyüğü istenildiği için kare piramit yükseklik ta en üstte almalı. Yani bizim piramitimiz şu şekilde olmak zorunda kardeşim. Şöyle 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 tepe noktası da burada. Hop şöyle geldim böyle geldim böyle geldim böyle geldim. Ve buradaki yarı yarıçapı şeyin yüksekliği olmak zorunda. Şimdi kare piramit ya. Şurası 90 derece ya. Çapı gören çevre açı 90 derece olacağından tam çapı ne yapmak zorunda burada? Hocam çapı bunun çapı şu karenin ne oldu? Köşegen oldu. Tamam devam edelim o zaman. Hocam burası 1 1 dersem kök 2 olacak. Kök 2 bölü 2 olacak yarıçap. Hiç oran isteniliyor ya. Oran istenildiği için arkadaşım şuraya 2 2 diyelim. 2 kök 2 olur. Yarıçap kök 2 olur kürenin yarıçapı kök 2 ise bak burası da kök 2 tamam bitti. Şimdi en büyük piramidin hacmi, en büyük piramidin hacmi nedir? Hocam taban alanı 4 çarpı yükseklik kök 2 bölü 3 değil midir? Evet, bölü oluşan en büyük piramidin hacminin kürenin hacmine oranı. Ee, bu yarım kürenin mi? Yok, kürenin diyorsa büyük küreden bahsediyoruz, değil mi? Evet, büyük küreden bahsediyoruz. O zaman 4 bölü 3 pi r küp. R küp de kök kübü değil midir? Aynen öyle. Şimdi burada 4 bölü 3'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. E hocam ne geldi buradan? Ne geldi buradan? Kök kök ile kök, yani kökkinin bir tanesi sadeleşince kök karesi kaldı burada. O zaman buradan ne kaldı? Yukarıda hiçbir şey kalmadı. 1 kaldı. Aşağıda ne kaldı? Aşağıda da kök karesi 2 yaptı. 2 pi yapar. Hmm. Cevap o zaman ne çıktı? Balıkesir çıktı 7. soruda. 8'e geldik. İçinde bir miktar sıvı bulunan 25 cm yarıçaplı yarım küre biçimindeki bir kase sıvının dökülme seviyesine kadar eğiliyor. Evet, sıvının dökülme seviyesine kadar eğilmiş. Arkadaşlar suyla zemin her zaman paralel değil midir? Evet. Su dökülmediyse eğer sen bu küreyi nasıl tutarsan tut içindeki su miktarı zemine aynı yükseklikte değil midir? Evet. Su dökülmemiş. E, bu yan tutulmuş. Böyle yan tutulursa da su yüksekliği yine aynıdır. Zemin burasıysa, merkez varsa, teğet varsa çektik yapacağız ama öncelikle bize İlk durumda sıvı yüzeyinin belirttiği dairenin alanından bahsetmiş. Bak şu dairenin alanından bahsetmiş. Bu dairenin alanı bize kaç vermiş? Pi r kareyi 400 pi vermiş. Pi'ler gitti. R'yi buradan 20 buluruz. Bunun yarıçapı 20. E burası da 20. Hocam merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya böler 90. El etki silahımız yarıçap. Al sana yarıçap 25. 20 25 ne Üçgeni 15 20 25 üçgeni. E yarıçap kaçtı? 25'te. Bak yarıçap 25. Hocam devamında yarıçap olacak. Burası 10 mu oluyor? Evet. Suyun zemini olan uzaklığı 10. Burada da 10 olmak zorunda. Burada da 10 olmak zorunda. Yani haşı böylelikle kaç bulur? Su dökülmediği için 10 buluruz. Yani 8. soru. Böylelikle akçay çıkar. Geldik 9'a. Yarı çapı 10 cm olan küre şeklindeki bir karpuzun 27 eş parçaya dilimlendiği biliniyor. 27'ye böldüğün zaman hani 360 yani 27 bölü 27 parçaya bölüyorum böyle. 27 parçaya böldüğümde merkez açısını bulabiliriz değil mi? Ya merkez açısı kaç yapar? 360 bölü 27. Karpuzun kabuk kalınlığı 1 santimetre olduğuna göre bir dilimdeki kabuksuz karpuzun hacmi nedir diye soruyor. Yarı çapı 10 buydu. Evet. Yarı çapı 10'du. E yarı çapı 10 kabuğun da kalınlığı da 1 santimetre ise o zaman kırmızının yani şuradaki yarı çap kaç yapıyor? E, o zaman 9 yapıyor. Kabuksuz karpuzun e, bir dilim bir dilimdeki kabuksuz karpuzun hacmi nedir diye soruluyor bize. Yani yarı çapı 9 olan ve kaç derecelik açı yapacak arkadaşlar burası? 27 dilim ayrıldı ya. 360 bölü 27 derecelik açı yapacak. 9'a bölsen kaç yapıyor? 9'a bölsen 3, 9'a bölsen 40, 40 bölü 3 yapıyor. Yani buradaki açı 40 bölü 3 yaptı. Tamam. O zaman ya direkt 27'ye de bölebilirdik biz ya. Niye böyle yaptıysak? Açıyı bulmamıza gerek var mı? Yok tabii ki. Buradaki açıyı bulmadan da yapabiliriz. 27 dilimden oluşuyor. O zaman 4 bölü 3 pi r kübü kaça böleceğiz? Direkt 27'ye böleceğiz kardeşim. Niye alfa bölü 360 ile bir daha çarpalım ki? Değil mi? Çünkü 27 parçaya bölmüşüz bunu. E o zaman hocam bu şöyle 4 bölü 3 pi 9 9 9 bölü 27. Şunu da şu sadeleşse 3 3 kere 9 27 ile gitti. 4 kere 9 36 pi yapar cevap. Evet cevap edremit yaptı 9. soruda geldik 10. soruya. Yukarıda şekil 1 içerisinde 28 pi santimetre küp su bulunan R yarıçaplı yarım küre şeklinde kaba. Şekil 2'de yarıçapı ne verilmiş? Küp kök 3 olan madeni küre atıldığında şekil 1'de kaptan su taşmaktadır. R'nin alabileceği en büyük tam sayı değer kaçtır diye soruluyor. Evet burada 28 pi var. Şimdi burası da V var. Şimdi R'nin alabileceği en büyük tam sayı değer. En büyük tam sayı değer. Kaptan su taşıyor. Yani o zaman V artı 28 pi'nin ne olması lazım arkadaşlar? Şunun hacminden yani pardon. Sadece V'nin değil mi? V'nin ne olması lazım arkadaşlar? Şöyle düşünelim ilk başta. Şimdi ben buraya su bunu buraya koyduğum zaman hani hacmi kadar su yükseltiyordu ya. O zaman su taşıyorsa bunun hacmi V'den büyük olmak zorunda. Yani 4 bölü 3 pi R küp yani şunun kübü büyüktür. Kesinlikle V olmak zorunda. Değil mi? O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Şunla şu sadeleşti. O zaman 4 pi eşittir V mi oldu? Evet V'yi böylelikle 4 pi olarak buldum. Ya bu 4 p büyüktür daha doğrusu. V 4 pi büyüktür kaç yaptı arkadaşım? 4 pi büyüktür V yaptı. Yani burası V dediğim şey ne oldu? 4 pi'den kesinlikle ama kesinlikle küçük olacak. R'nin alabileceği en büyük tam sayı değer. O zaman en büyük şu olabildiğince büyük seçelim. Mesela 4 pi olsaydı. Hani 4 pi olsaydı diyelim. Hacim ne olacaktı? 28 32 pi olacaktı. Hacim 32 pi ise o zaman 4 bölü 3 pi r küp olacaktı hacim. Ama normalde küçük en son yorumumuzu yapalım burada. Şu pi'ler sadeleşsin. 4 ile 32 sadeleşsin. 8. 3 kere 8. 24 yapıyor. R küp buradan ne geldi? 24 yaptı. R de buradan küp kök 24 yapacak. Şimdi dur. Ee, R'de R de buradan küp kök 24 yapacak. Eyvallah. Eğer burası 4 pi olsaydı ama 4 pi'den daha küçük ya o zaman R de buradan daha da ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. En büyük tam sayı değeri nedir? Yani 4, 2'nin küpü kaç? 8. 3'ün küpü kaç? 27. 3 sağlamıyor. 2 sağlıyor. Cevap o zaman ne yapacak? 2 yapacaktır arkadaşlar. Evet. 10. soruya Edremit bulduk. Geldik 11. soruya. Yükseklik 12 verilmiş. Arkadaş bunun yarı çapına R dersem. Bak burası R. Büyük R diyelim buraya. E şunu şöyle çizecek olursam da. Burası 12 birim olduğuna göre. Şuraya kadar 12 olduğuna göre. Şuraya kaç kaldı kardeşim? 44'ten 12 çıkart. 32. E tamamı 32. Buraya 32 eksi R kaldı o zaman. Şimdi buranın yüksekliğini 12 olarak biliyorum. Ve silindirin yarı çapını biliyor muyum? zemine 44. Şekilde taban alanı 64 pi. 64 pi. Ne eşit verilmiş? Pi r kare. Taban alanından bahsediyor. O zaman r'yi buradan 8 buluruz. Hocam buranın yarı çapı da 8 çıktı. E o zaman burası da 8. En etkili silahımız yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Yarı çap çizince burası da r. Pisagor bağıntısı. R kare eşittir. 8'in karesi artı 32 eksi r'nin karesi. Çember mamelesi yapınca her zaman sonuca ulaşıyoruz demiştik. Ya büyük ihtimalle ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeni. R'ye yerine 17 koyarsam 32 eksi R'ye de 15 yapıyor mu? Yapıyor. 32 eksi 17'den 15 çıkıyor. O zaman R buradan kaç geldi kardeşim? 17 geldi. Tenis topunun yarı çapı nedir diye soruluyor. Cevap Ceyhan. Küre sorularında çember muamelesi yap kardeşim. Tamam. 11. soru Ceyhan oldu ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte yani kürenin 3. testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.